Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mis gibi kokusu, rengi, aromasıyla harika bir ayva reçeli tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Katmış olduklarımla çok güzel bir tat aroması oldu. Evet, hemen sizi bekletmeden tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Toplamda 6 kilo kadar bir ayva var. Bu ayvalarla yapacağım. Öncelikle ayvaları güzelce yıkadım. Suları iyice süzüldü. Şimdi öncelikle şöyle bir soyacağımla daha iyi oluyor. Dilerseniz bıçakla da yapabilirsiniz. Kabuklarını soyarak başlıyorum. Evet, kabuklarını soyduktan sonra şöyle alt ve üst kısmını kesiyorum. Çürük çarık yeri varsa onları da alın. Mutlaka yapmış olduğumuz turşularda, reçellerde, zeytinde çürük çarık olmasın. Bunlara dikkat edelim. Sonra ayvanın şöyle tam ortasından kesiyorum. Güzel renk katacak olan ayva çekirdeklerini bir tabağımda biriktiriyorum. Ayvamızın daha kırmızı renk almasını sağlayacak bu ayva çekirdekleri. Evet, güzelce ortasında kalın ve sert olan yerleri de mutlaka alalım. Videom çok uzamasın diye arkadaşlarım sadece bir tane ayvayı nasıl hazırladığımı gösteriyorum. Bütün ayvalarımı aynı işlemi yapacağım. Kabuklarını soyup ortasından kesip ortasındaki sert yerini alıp çekirdeklerini tabağımda biriktireceğim. Dilimlediğim ayvaları bu şekilde küp küp kesiyorum. Küçüklük büyüklüğü size kalmış ama bu ölçü ideal. Evet, bütün ayvalarımı bu şekilde yapıyorum. Evet, toplamda 5,5 diyelim. 5,5 kilo kadar burada ayvamız var. Şöyle ölçümdeki işaretli de 2 kilo olarak yazıyor. Evet, şimdi şöyle büyük bir tencere kullanıyorum. Şöyle şu taraftan yapayım. Şöyle tenceremi aldım. Önce ayvalardan birazcık tenceremi koyuyorum. Büyük geniş bir tencere kullanıyorum. Çok kullandığım, yaptığım için. Evet, şöyle birazcık ayvalardan tenceremin dibine şöyle önce bir koyuyorum. Evet, biraz koydum. Şimdi şekerimden ilave ediyorum. Yine şöyle bir, iki, 3, dört. 4 bardak kadar şekerimi koydum. Şimdi biraz daha ilave ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9 bardak kadar toz şekerimi kattım. Tekrar ayvaları devam ediyorum koymaya. Hepsini boşaltıyorum. 200 milimlik bardak ölçümle 9 bardak kattım. Evet, buraya da 200 milimlik bardakla 4 su bardağı kadar toz şeker kattım. Bunu da şöyle üzerine dağıtıyorum. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi güzel bir aroma katması için şöyle bir adet çubuk tarçını şöyle ortasına koyuyorum. Sonra tarçınla birlikte kaynatacağım. Bunları katmasanız da olur, isteğe bağlı. Ben biraz aroma katması için bu şekilde yapıyorum. Evet, bu ayırmış olduğum çekirdekler güzel bir renk katıyor. O yüzden şöyle küçük bir bezin içine, kumaşın içine ya da böyle çay kağıtları olur, marketlerde satılıyor. Onlar içine olur, fark etmez. Ben şöyle küçük bir parça bez kullanıyorum. Bunun içine şöyle birkaç adet de karanfil katıyorum. Evet, 4-5 tane de karanfil kattım, güzel bir aroma katması için. Evet, önceden de mürdüm iliği yapmıştım. Onda da arkadaşlar bu şekilde yapmıştım. Çok güzel bir aroma tat vermişti. Bu şekilde güzel tariflerim var. Kanalıma bakarsanız bunlardan haberdar olursunuz. Evet, şöyle açılmaması için şöyle sıkıca kapatıyorum. Çünkü bunun içinde kaynayacak. Sonra çıkartacağım. Evet, bu kumaşımı unutmamak açısından hem de ıslandığı zaman, sulandığı zaman
aromasının geçmesi açısından. Bunu da hemen şöyle tenceremin içine katıyorum. Şöyle ortasına doğru, içine doğru bırakıp şöyle kapatıyorum. Evet, sonra piştikten sonra bunu çıkartacağız. Şimdi bunun kapağını kapatıp bunu buzdolabında yeriniz varsa buzdolabına koyabilirsiniz. Ben balkona koyacağım. Balkon gece serin olduğu için akşamdan sabaha kadar, yani diğer gün istediğiniz vakitte ocağa koyup pişirebilirsiniz. Evet, bu şekilde şimdi ben balkonuma koyuyorum. Evet, şimdi bir gece beklettim ayvalarımı. Ben balkona koydum. Şimdi kapağını açtım. Bakın şu an kendi suyunu güzelce salmış. Bayağı bir suyu var. Şöyle tarçın ortasına koymuştum. Keseyi de içine koymuştum. Karanfil ve çekirdekleri. Akşamdan koymamın sebebi, bu şekilde sulandığı zaman hem karanfilimiz olsun hem de içine koyduğumuz çekirdekler bu kesenin içinde yumuşuyor. O şekilde akşamdan koymamız daha iyi. Evet, şimdi güzelce önce bir karıştırıyorum ocağa koymadan önce. Çünkü dibinde şu an şekerler var. O şekerleri burada önce bir karıştırıyorum. Sonra ocağıma koyacağım. Evet, güzelce karıştırdım. Tenceremi ocağa koydum. Şimdi 5 kiloluk ayvadan yaptığım için her 1 kiloya 1 su bardağı olarak ölçtüm. İçme suyumdan katıyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar içme suyumu kattım. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Ayva çünkü biraz sert olduğu için biraz pişim süresi biraz da uzun olacak. O yüzden çok koyu kıvamda olsun istemiyorum. Biraz böyle kendi suyu daha bir lezzet katıyor. Evet, evet, bu şekilde ayvaları yaptık. Kapağını da kapatıyorum. Şöyle kaynayana kadar ara ara karıştırıp kaynamasını bekliyorum. Evet, kaynamasına az kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi ayvalar da yukarı doğru çıktı. Şöyle yine karıştırıyorum. Evet, bu şekilde ayvalarımız yumuşayana kadar, suyumuz koyulaşana kadar ayvalarımızı güzelce pişiriyoruz. Minimum, yani toplamda 1 saat kadar pişirmemiz gerekiyor. Çok hararetli açmıyoruz. Orta ateşte ayvalarımızı pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç köpüklenme yok. Köpüklenme olsaydı yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı eklerdim. Ama ayvada köpüklenme olmadı. Olmuyor. Şöyle kapağını hafif az aralıklı, zaten geniş bir tencerem var. Evet, kontrollü bir şekilde ayvalarımı pişirmeye devam ediyorum. Evet, şöyle bir yarım saat oldu. Yarım saattir reçelim pişiyor. Rengi de gitgide kızarmaya başladı. Ama ayvalarım şu an yumuşadı. Suyunun da biraz koyulaşmasını istiyorum. O yüzden şöyle kevgirimle, geniş bir kevgirle içinden ayvaları çıkartıyorum. Evet, şöyle bir 10 dakika kadar şöyle şerbetimin koyulaşması için kaynatıyorum. Sonra tekrar tencereme almış olduğum ayvaları içine katacağım. Ondan sonra da limon suyunu katacağım. Evet, bu şekilde şerbeti kaynatıyorum. Evet, bir 10 dakika şöyle şerbetimin koyulaşması için kaynattım. Şimdi kenara koymuş olduğum ayva reçellerimi, tane tane güzel pişti çünkü, onları şimdi içine ilave edeceğim. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Gitgide rengi de bakın kızardı, daha da kızaracak. Kıpkırmızı oluyor bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel rengi, aroması, şu an mis gibi koku sardı bütün mutfağımı. Evet, şimdi içine koymuş olduğum tarçınımı çıkartıyorum. Ve karanfil ve ayva çekirdekleri koymuş olduğum şöyle bir kesem vardı. Küçük böyle koymuştum renk katması için. Renk ve aroma katması için. Onu da çıkartıyorum. Şimdi içine bir adet limonumu, bir adet limon suyumu ilave ediyorum. Şekerlenme yapmaması için mutlaka limon suyumuzu katalım.
Limon suyumuz yoksa, varsa limon tuzu katalım. Ben 5 kiloluk ayvadan yaptığım için bir bütün limon yaptım. Daha az yapacaksanız, yarısını yaparsanız arkadaşlar, bir limonun yarısını, daha da 1 kilo kadar yapacaksanız çeyrek olarak limon içine katabilirsiniz. Evet, şöyle bir 5 dakika kadar daha yapacağım, sonra kavanozlama işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlarım, artık reçelim oldu kıvamı. Bu şekilde arkadaşlar. Durdukça biraz daha koyulaşacak. Evet, reçelim oldu. Şöyle bir test yapalım. Şöyle birazcık suyundan kabımızı alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle şu en son akan şerbetimizi tırnağımızın üzerine koyabilirsiniz. Buradan da akışına bakabilirsiniz. Akışı böyle tam, bakın, bir damla şurada akmıyorsa, bu şekilde de kıvamı olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şu an şurada duruyor tırnağımın üstünde. Siz biraz daha koyu kıvamda olmasını öyle seviyorsanız, ben başta 5 su bardağı kadar su katmıştım. Siz daha az katabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle sıcak olacağı için bir tane alta bez koyuyorum. Yarımlık şöyle kavanozlarım. Evet, önceden yıkanmış kuru olan kavanozuma, yarım litrelik kavanozuma şöyle küçük bir huni yardımıyla koyuyorum. Bu işlemi dikkatli yapalım. Şöyle karıştırarak hem tanesinden hem suyundan almaya çalışın. Kapak boğumunu kadar, şuraya kadar arkadaşlar gelsin. Şöyle az daha suyundan kattım. Evet, kavanozuma koydum. Şöyle kenarlarını peçeteyle siliyorum. Islak olmaması gerekiyor. Kapaklarımı da kaynattım. Hazır yeni kapak kullanıyoruz. İki geri bir ileri şeklinde sıkıyoruz. Kavanozlarımıza dolduruyoruz sıcak sıcak. O ne? Reçel. Çok güzel. Evet, çok güzel kokmuş Bengi'ye. Arkadaşlar, siz gerçekten denersiniz çünkü böyle kokmuyor. Koku size gelmiyor. Çünkü siz izliyorsunuz sadece öğrenmek için. Siz yaparsanız koku çok güzel, size doğru gelir böyle. Bana bile geliyor. Evet, bu şekilde ayva reçellerimizi karıştırarak hem suyundan hem tanesinden alıp koyuyoruz. Evet, dün ayva reçelimi yapmıştım. Şöyle üzerini de örtü örtü sabaha kadar beklettim. Şimdi şöyle açıyorum. Evet, bu şekilde ayva reçelleri daha duru bir şekildeydi arkadaşlarım. Bekledikçe ayva reçellerimiz koyulaşıyor. Rengi de maşallah çok güzel. Kendi rengi kıpkırmızı oldu. Bakın, kapaklarda içine çökmüş bu sene. Yani bunu bir sene içinde, kapaklarda içine doğru çöktüğü için bunu bir sene içinde tüketebilirsiniz. Bu şekilde vakumlarsanız daha fazla dayanır. Evet, bütün kapaklarım tutmuş. Sıcak sıcak koyduk çünkü reçellerimizi. Evet, bu şekilde kavanozlarımı güzelce sildim. Şöyle reçelimin kıvamını da göstermek istiyorum.
Rengi çok güzel oldu. Koyu bir rengi var. Kıvamı da harika oldu. Koyarken duru gibi olduğuna bakmayın arkadaşlarım. Bakın sonra bir gün sonrası bu şekilde oluyor. Çünkü reçelimizi bir saat pişirdik. Böyle kıvamı. Evet, toplamda 5 kilo ayva reçelinden yaptım. Kabuğuyla çekirdeğiyle çıkmış hali 5 kilo. 5 kilodan 6 kavanoz kadar reçelim oldu. Evet, Allah'ım inşallah ısladığıyla sağlıkla yemeği nasip eder. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.